Gençler merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir 10-15 günden beri video çekemiyorum biliyorsunuz. Yanımda benim eleman vardı, elemanı işten çıkardım. İşten çıktığı için maalesef artık saç kesimlerini ve onunla ilgili videoları paylaşamıyorum. Genelde canlı yayın açıyordum. Ama canlı yayında artık TikTok devreye girdiği için TikTok'ta şu an açmaya başladım. Zaten oradan da izleyebilirsiniz beni. O yüzden şimdi böyle biraz sohbet muhabbet tarzında gidelim. Ha bu arada unutmadan 4000 abone olmuşuz. Valla Allah razı olsun hepinizden. Yani beni izliyorsunuz, seviyorsunuz da. Ben de size elimden geldiği kadar yardımcı da olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim gönlünüze göre versin. Hepinize cani gönülden teşekkür ediyorum. Evet, bugünkü konumuz aslında şey, bana yazanlar oluyordu. Şu bilek kırma. Bu berberler mesela normalde kolla çalışırlar ya, ya da bilekleri çalışmadığı için abi bilek kırma ile ilgili video çeker misin diyenler vardı. Bugün de bir kardeşim de yazdı. Dedim ki bari hani madem öğrenmek istiyorsunuz, onun için dedim sana özel dedim video çekmeyeyim. Bir tane video çekeyim, herkes izlesin. Bugün bilek kırılma ile ilgili bir video çekeceğim. Yani bunu nasıl yapmanız gerektiğini, tıraş ederken daha rahat bileğinizin döndüğünü, şu kolunuzla çalışmamayı, daha çok bilekle iki bileğin de şöyle dansöz gibi kıvırabilmesi için bunun için yapmanız gereken bazı temel teknikler var. Onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum yapmak isterseniz yorum da yapabilirsiniz. Takip de edebilirsiniz. Instagram'dan sormak istedikleriniz varsa oradan da bana sorularınızı sorabilirsiniz. Oradan da ben size zaten herkese cevap veriyorum genelde yazdıkları zaman. Ayrıyetten yeni çekmek istediğim, benim şu an kafam o kadar dolu ki yani ne video çekeceğimi tam olarak saptayamıyorum. O yüzden bana bu konuda yardımcı olursanız inanın çok memnun olurum. Bana ne istediğinizi söyleyin ama tıraş harici, çünkü çekemiyorum. Tıraş harici bir şeylere ilgili çekmek, video çekmemi istiyorsanız onunla ilgili video lütfen bana söyleyin. Ben de size yardımcı olmaya çalışayım. Şimdi gençler, evet, bilek çalışmaları. En basitiyle başlayalım. Aslında en basit değil. Tek bir tane var ama o da en kalitelisi ve en iyisi. Evet, yaparken biraz çok fazla canınız yanabilir. Her şey olabilir. Ki zaten yaparken de şu bileklerinizin şu iki kıkırdağınız var ya, buradaki kıkırdaklar normalde berberlerde ve berber çıraklarında kapalı oluyor yani. Kolla çalışıyorlar. Onun için bileklerinizin dönmesi lazım. Bileklerin, şu bileklerin ve parmakların çok iyi bir şekilde dönmesi lazım. Mesela gördüğünüz gibi. Çünkü bu hareketler hem tıraş ederken makasa, yani ay bir saniye makası alayım geliyorum. Hem keserken makasa karşı tutuşunuzu düzenler. Parmaklarınızın oynaması. Hem de kesimlerde ve dönüşlerde, kesim dönüşlerinde mesela şu pozisyonda duruyorsunuz ya gibi. Ya da mesela aldığınız zaman ön tarafa. Ama bak, bilek koldan daha çok bilek oynuyor. Bunu öğrenebilmeniz için arkadaşlar yapmanız gereken konu ne biliyor musunuz? Bu sizin biraz vaktinizi de alabilir, uzun da sürebilir. Şu iki parmağınızla bileğinizi şu İki kıkırdak noktasından, şuradan bakın zaten görüyorsunuzdur. Hem burada var hem de şurada var. Buradan değil veya şuradan değil. Bakın. Şu iki parmağınızla veya bu parmağınızla. Bununla yaparsanız daha iyi. Burayı kapatıyorsunuz. Bakın. Tam boğumdan kapatıyor. Ondan sonraki sisteme geçtiğinizde bu bileği en başta aşağı ve geriye doğru
açıp kapatın. Parmaklarınızla birlikte. Bu ne kadar geriye yaslayabiliyorsanız yaslayın. Ve ne kadar öne alabiliyorsanız. Bunu en başta yavaş hareketlerle yapmanızı tavsiye ederim. Yavaş yavaş başlayın. Ki zaten buralarınız yanacak. Sallıyorum 15-20 yapışta böyle aç kapa yaparak buralarınız yanmaya başlayacak. Şu bölgeleriniz. Ondan sonra yandıktan sonra tekrar gene aynı sistemden devam edip ondan sonra hafif hafif buradan böyle içeri, sonra tekrar dışarı. Bu sistemle bileklerinizi ağır ağır çalıştırmaya başlayın. Siz bunu yapmaya başladığınız zaman da sizin şu bileklerinizden çıt 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 diye sesler duyacaksınız. Şuralarınız kırıldığı anlamına geliyor. Tabii burada bileğiniz kırılmıyor ha. Yanlış anlamayın sakın. Bileğiniz kırılmıyor. Sadece bileğin içindeki nodüller var ya, kemik nodülleri. O nodüller kırılıyor. Canınız çok yanacak. Acıyacak. Ben çırakken yaptığımda inanın gözümden yaş geliyordu. Gerçekten. Biraz fazla can acıtıyor. Bu sistemle böyle böyle çalışarak geriye doğru da ondan sonra tekrar bu kolunuz ağrıdığı zaman bu bileğiniz, ondan sonra buna geçin. Tekrar aynı sistem. Aşağı yukarı. Burası yanmaya başladığı zaman, yanmaya başladıktan sonra böyle döndürmeye başlayın. Yavaş yavaş. Bu esnada parmakları da oynatmayı unutmayın. Bak, parmaklar da oynasın. Böyle yaparak. Hatta benimkinden bundan mesela ses geliyor mu? Ses gelmez ama bir deneyelim mi? Şöyle yakından. Bakın. Aha, ses geliyor. Baba. Çıtı çıtı yapıyor. Değil mi? Ama tabii artık bilekler benim açık olduğu için o kadar çok da fazla şey yapmıyor. Belli etmiyor. Böyle çalışarak yapabilirsiniz. Ondan sonra ellerinizi şöyle bir 30 saniyeliğine falan sallayabilirsiniz. Şu şekilde. Parmaklarınızı falan oynatmayı unutmayın. Bu parmaklar önemli. Parmak egzersizleri yapın. Şöyle. Bak. Parmak egzersizi yaparken bile parmaklarından nasıl ses geliyor. Bak. Çıtır çıtır. Bunlar önemli. Şöyle yapın. Bunlar sizin parmak egzersizleriniz. Mesela akademik kesimlerde falan tamam. Normal kesimler için bir lafım yok ama normal kesimde zaten alıyorsun, devam ediyorsun. Ama akademik ve anatomik saç kesimlerine girdiğiniz zaman o zaman bu bileklerinizin önemi çok artıyor. Bunu unutmayın. Mesela neden diyorum? Şu an mesela çok basit bir şekilde duruyor değil mi? Makas. Çok basit. Böyle rahat. Ama keserken bak zaten kolun pozisyonu, parmak açışı, bak indirdiniz kolu. Şu an nasıl duruyor? Böyle. Ondan sonra bu pozisyonda. Ya da şu pozisyonda. Burayı kırıyorsunuz. Tut. Kır. Eğ. Ve kesin böyle. Parmaklarınız önemli. Parmaklarınızı açın. O parmak egzersizi aslında bakarsanız çok basit bir egzersiz. Böyle yaparak parmaklarınızı açabilirsiniz. En önemlisi bilek ama. Mesela benim artık 360 derece zaten dönüyor yani. Bu artık dansöz gibi kıvırıyor. Benim için artık bir sıkıntı olmadığı için sizin eğitiminizi böyle yapmanız lazım. Bu pozisyonda. İlk önce yavaş yavaş yapın ki kırıldığı zaman onu çok güzel bir şekilde duyun. Böyle yandan böyle. Kulağınıza dayayın mesela. Kulağınıza dayayarak
böyle böyle. Onun içindeki nodüllerin kırıldığını hissedeceksiniz zaten. Canınız yandığında da hissedeceksiniz onu. Böyle yaparak, bu şekilde, bu sistemle, ondan sonra buna geçerek, böyle böyle bileğinizi kıracaksınız. Bu sizin bir haftanızı da alabilir, iki haftanızı da alabilir, bir ayınızı da alabilir ve üç ayınızı da alabilir. Yani ne kadar günde ne kadar çok yaparsanız o kadar erken bir zamanda ama bilekleriniz açılır. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Ne kadar kısa sürede yaparsanız, mesela her Allah'ın günü bir saat deneyin bunu. Sürekli deneyin. Boş oturuyorsunuz mesela, oturduğunuz yerde hiçbir şey yapmadan zaten can sıkıntısında oluyorsunuz ya. Geç böyle. Çalış. Eğer ki bir an evvel tıraş etmeye başlamak istiyorsan, elime ben makine alayım, makas alayım, güzel saçlar çıkartayım, saç keseyim istiyorsan, bu sisteme ve bunu yapmak zorundasınız gençler. Öteki türlü kolunuzla tıraş edersiniz. Paso, böyle böyle saç kesersiniz. Ya da bu şekilde. Yani bilek değil de maşallah böyle kolla saç kesmeye çalışın. Şimdi bir makineyi alıp, şöyle kesmek var. Bak bilek nasıl oynuyor. Bir de böyle var. Şey, deniz gibi, dalga gibi. O yüzden tık 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 tık, bak gördüğünüz gibi, bak dayadım buraya, nasıl bilek oynuyor görüyordunuz değil mi? Bu şekilde. Kolbak hiç oynamıyor, sadece bilek. Gençler, 10-12 dakikalık bir video oldu. Çok fazla uzatmak istemedim zaten. Bu kadarlık bir kısa bir video sizin işinize görür. Bunu yaparak hem parmaklarınız hem de bileklerinizi açabilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa, dediğim gibi, en başta da söylediğim gibi, sormak istedikleriniz varsa Instagram'dan yazabilirsiniz bana. Halim.altankinkav Instagram adresim. Ayrıca Salon Halim Kinkav Official, orası da iş hesabım. Biri iş, biri şahsi hesabım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Oradan sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Ne video çekmemi istiyorsanız onu da lütfen yazın. Yakında yağlı saçlılar için kür anlatacağım. Yağlı saçlar için neler yapılması gerektiği ile ilgili. Onu da herhalde birkaç gün içinde çekerim bu videoyu da. Çektiğim gün atacağım zaten. Onu da izlemeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Beni en son bıraktığımda 3700'lerdeydim. Beni şu an 4000'e kadar çıkarmışsınız. Allah razı olsun hepinizden. Her Allah'ın günü yeni yeni takipçilerim geliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere de. Sizler için de artık eski videolarımı izlersiniz. Orada öğrenmek istedikleriniz varsa oradan da öğrenebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum gençler. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.